Hoş geldiniz Sat Yeri Türk izleyicileri. Şu anda saat tam 4 ve bu yüzden şu anda açmış olduğunuz ekranda beni görüyorsunuz. Çünkü bu program Sat Yeri Türk çocuk programı. Çocuklara özel olarak hazırlanmış bir program ama aynı zamanda hangi yaş grubundan olursa olsun herkes bizi izleyebilir. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. Hepiniz tekrardan Sat Yeri Türk çocuğa bugün de hoş geldiniz arkadaşlar. Acaba gününüz nasıl geçiyor? Neler yaptınız? Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? Sevinçli misiniz? Mutlu musunuz? Endişeli misiniz? Korkularınız mı var? Bizlere mutlaka ulaşın arkadaşlar. Aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu numaradan bizlere mesaj atarak, yazı yazarak, resim göndererek, fotoğraf göndererek, video ya da ses kaydı göndererek her şekilde ulaşabilirsiniz. Bizler her zaman sizden gelen haberleri bekliyor oluyoruz. Beni hatırlamayanlar veya tanımayanlar varsa hemen kendimi hatırlatmak ve tanıtmak istiyorum. Ben Deniz Nora. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında, Sat 7 Türk çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve tabii ki de çeşitli şeyler paylaşıyoruz bu programda. Gerçekten keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bazen duygusal, bazen keyifli, bazen çok eğlenceli. Her şekilde birlikte burada zaman geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bölümde bizim her zaman yaptığımız bir şey var. Bizim için hem çok ciddi hem de çok eğlenceli olan Nora abanız sizlere bir görev veriyor. Ve bu görevi genelde gün boyunca ya da bazen yaşam boyunca uygulamanızı istiyor. Acaba bugün sizler için hazırladığım görev nedir merak edenler var mı? İpucu isteyenler var mı arkadaşlar? İpucu isteyen varsa şöyle küçük bir ipucu vermek istiyorum sizlere. Bu aslında bizim için bu görev yaşam boyu uygulayacağımız bir görev ve başlangıçta çok kolay olmayabilir bizler için uygulaması. Ama biz her zaman ne diyoruz? Tanrı'nın yardımıyla her zaman birçok şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Bu da öyle bir görev arkadaşlar. Tanrı'dan yardım alabileceğimiz, Tanrı'dan yardım isteyeceğimiz, ona dua edeceğimiz ve onunla birlikte bu konuda başarılı olabileceğimiz bir görev geliyor şimdi. 5'ten geriye doğru sayalım hep birlikte ve ondan sonra ekranlarda görevimizi görelim. 5 4 3 2 1 Daha önceden üzülmene neden olmuş birini affet. Arkadaşlar bu çok daha önce olabilir. Bugünlerde olabilir, hiç fark etmez ama yüreğimizde eğer birine kırgınlık, birine kızgınlık, biri bizi üzdüğü için hala o konuyla ilgili üzgünlük ve o kişiyi suçlamak gibi duygular varsa ki hiç korkmayın, endişelenmeyin, kendinize kızmayın. Çünkü bu duygu zaman zaman hepimizde olabiliyor. İşte eğer böyle bir konu varsa, böyle bir kişi varsa kalbinizde arkadaşlar, bu kişi herkes olabilir. Ailenizden arkadaşlarınıza kadar, akrabalarınıza kadar, öğretmenlerinize kadar, hatta mahallenizin bakkalına kadar bile olabilir. Çünkü yüreğimiz bazen bizim kontrolümüz dışında gibi görünüyor ki aslında öyle değil aslında. Bizim kontrolümüz dışında değil yüreğimiz. Ama bazen o böyle sanki kendi kendine birilerini kırılabiliyor, üzülebiliyor, öfkelenebiliyor. Ama arkadaşlar işte bugünkü görevimiz tam olarak bununla ilgili. Bugüne kadar kalbimizde böyle içerisine koyduğumuz ve hep o duyguları orada bıraktığımız duyguları birlikte açığa çıkaracağız. Böyle kişiler varsa onları bulup bugün affetmeye çalışacağız. Çok önemli bir konu çünkü aslında birilerini affetmek Tanrı'nın bizden çok büyük bir isteği. Biz birilerini affettiğimiz zaman Tanrı'yı çok mutlu etmiş oluyoruz. Ama neden Tanrı acaba buna çok mutlu oluyor? Ve biz acaba daha önceden bizi üzmüş, daha önceden bizi kırmış birini nasıl affedebiliriz? Birazdan bunlarla ilgili ipuçlarını konuşacağız arkadaşlar. Ama ondan önce siz güzelce bir Ege'yi izleyin. Ve kafanızda, yüreğinizde, geçmişinizde böyle kişiler varsa birazcık da böyle kafanızın içinde sanki böyle geçmişe doğru gider gibi bir yolculuk yapıp o kişileri düşünmeye çalışın, hatırlamaya çalışın ve o olayları. Ondan sonra Ege'yi de sizi izledikten sonra biz burada buluşalım. Vücuttaki suyun %5'ini kaybedersek görme sorunu yaşarız. 12'sini kaybetmek ise ölümcüldür.
Of, bu bilgi beni susattı. Kimse susuz kalmamalı. Arkadaşlar su var mı? Günde en az 6 bardak su içmeyi unutmayın. Mavi renk konsantrasyonu arttırır. Derslerinizde konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız okul müdürünüzle konuşun, tüm okulu maviye boyatsın. Vincent van Gogh kulağının tamamını değil sadece kulak memesini kesmişti. Bu çok büyük bir sürpriz olabilir. Birçok kişi kulağını kestiğini sanıyor. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Bu yüzden tuvaletlerini yaparken kapağı hiç kaldırmazlar. Utanmaz şeyler. Benim köpek zeki neyse ki. Telefonlarda umumi tuvalet kapağından daha çok bakteri vardır. Çocuklar asla telefonu ağzınıza sokmayın. Ayrıca iğrençtir yani tadı. Kivi de üzüm gibi bağlarda yetişir ve salkım halinde toplanır. Düşünsenize, kivi salkımı bu kadar bir şey olmalı. İnsan bir şey yutarken nefes alamayan tek memelidir. Ve sakın ağzınızda lokma varken konuşmayı denemeyin. Bu kişileri düşündünüz mü arkadaşlar? Ya da bu olayları düşündünüz mü acaba? Kim olabilir bu kişiler? Yüreğimizde üzgünlük var mı? Kime karşı var? Bunları düşündünüz mü? Şimdi sizleri bir taraftan düşünmeye teşvik ediyorum ama tabii ki bu tekrar olayları hatırlayıp kendinizi üzmeniz için değil ya da öfkelenmeniz ya da hatırlayıp kendinizi kötü hissetmeniz için değil. Sadece bu durumları düşünüp onları bağışlama kararı, onları affetme kararı verebilmeniz için arkadaşlar. Şimdi siz bunları düşünürken bir taraftan Norab'ınız sizlere ipuçlarını okumaya, anlatmaya başlasın bakalım. Şimdi bir kere öncelikle bu kişi İsteyerek ya da istemeyerek daha önce senin duygularını incitmiş veya seni kızdırmış olabilir. Mesela katılmak istediğin bir oyuna seni almamış. Rica ettiğin bir şeyini seninle paylaşmayı kabul etmemiş. Ona verdiğin herhangi bir sırrı bir başkasıyla paylaşmış ki çok üzücü olmalı böyle bir şey. Çünkü güveninizi sarsmış oluyor. Yardım istemene rağmen ödevinde sana yardım etmemiş. Ya da seni kızdıracak kötü bir şey söylemiş olabilir. Bütün bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Sözler ve davranışlar bizi kıran ve üzen şeylerdir. Güvenimizi sarsar, bazen kendimize olan güvenimizi sarsar. Ki kendimize olan güvenimizi kaybetmek kulağa kötü gibi görünse de bazen bizim Tanrı'ya güvenebilmemizi sağlar. Ki Tanrı'ya güvenmek kendimize güvenmekten her zaman çok iyidir. Her zaman Davut örneğini hatırlayın bu tip durumlarda. Ondan sonra arkadaşlar, öncelikle bu zamana kadar hala aklında böyle biri varsa o kişiyi düşünmeni istiyorum. Sonra da kendini düşünmeni istiyorum sevgili arkadaşım. Kendini düşün. Bazen sen de farkında olmadan ya da olarak başkalarını üzdüğün ve hatta Tanrı'yı, Mesih'i üzdüğün zamanlar olmuyor mu sence hiç? Mesela annen ya da baban sana şunu yapma dediği halde onu bilerek yaptığın ve sonra zarar gördüğün ya da bir arkadaşını istemeden ya da isteyerek kırdığın, bazen mesela çok sevdiğin bir boyanı, çok sevdiğin bir oyuncağını arkadaşınla paylaşmadığın ve onu üzdüğün zamanlar hiç olmadı mı? Mutlaka olmuştur. Çünkü benim de var arkadaşlar. Benim de bazen birilerini kırdığım, üzdüğüm zamanlar var. Ama şunu da unutmayın ki bizler aslında diğer insanları kırdığımız zaman, diğer insanları üzdüğümüz zaman, hele özellikle ailemize itaatsizlik yaptığımız zaman, en çok da ailemizi üzdüğümüz zaman Tanrı'yı üzmüş olabiliyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazen Tanrı'nın sana yap dediği şeyleri yapmayabiliyorsun. Mesela çok sevmek. Bazen herkese o kadar çok sevemeyebiliyorsun, değil mi? Bunu neden söylüyorum? Asla kendini suçlaman için değil. Kesinlikle kendini suçlama. Çünkü hepimiz bazen böyle şeyler yapıyoruz. Suçlama kendini. Ama bunu sana hatırlatıyorum. Çünkü senin kendini suçlamandan çok Tanrı'nın iyiliğini hatırlamanı istiyorum sevgili arkadaşım. Tanrı'nın ne kadar iyi bir Tanrı olduğunu anımsamanı istiyorum. Çünkü o seni kim bilir kaç kez affetti ondan özür dilediğinde. Ya da ailen ya da arkadaşların seni kim bilir kaç kez affetti. Belki hatırlamadılar bile. Hemencecik unuttular sana kırıldıkları, üzüldükleri şeyi. İşte o yüzden kendini suçlama ama Tanrı'nın iyiliğini hatırla. Çünkü sen ne yaparsan yap, seni her durumda bağışlayan bir Tanrımız var. Kutsal kitap Tanrı'dan bağışlama dileyen ve Tanrı tarafından bağışlanan kişilerle dolu.
sizlere bir ayet hatırlatmak istiyorum. Bir bölüm, Luka bölümünden. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerden biri, "Ya Rab," dedi, "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." Yani dua etmeyi öğrenmek istediler. "Nasıl dua edebilirim?" dediler. İsa onlara, "Dua ederken şöyle söyleyin," dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz." Şimdi burada aslında İsa bize böyle dua etmemizi öğretti. Yani "Tanrım, bizi bağışla günahlarımızı. Çünkü biz de başkalarını bağışlıyoruz." O zaman Tanrı'dan bağışlanma istemek için bizim önce başka insanları affetmemiz gerekiyor, bağışlamamız gerekiyor. Burada bağışlamak ve affetmek neredeyse aynı anlamlara sahipler. Aynı kelime diyebilirim sizlere. Ama arkadaşlar, burada bilmemiz gereken bir şey var ki, günah derken aslında aklınıza çok büyük şeyler gelmesi gerekmiyor. Günah derken aslında Tanrı'nın istemediği şeyleri yapmak, aynı zamanda ailemizin istemediği şeyleri yapmak da Tanrı'yı çok üzdüğü için buna da bir günah diyebiliriz. İşte bu yüzden arkadaşlar, bizim Tanrı'dan bağışlanma dilememiz için aslında başka insanları bağışlamamız gerekiyor. Tabii ki de başka insanları bağışlayamasak bile Tanrı'dan her zaman özür dilememiz bizim için çok faydalı. Çünkü evet, Tanrı biz özür dilediğimizde bizi hemencecik affediyor. Ama buradaki duaya baktığımız zaman şöyle diyebilirsek ne kadar güzel olur, değil mi? "Tanrım, beni bağışla. Çünkü ben de beni üzen insanları bağışlamak, affetmek için çok çabalıyorum ve onları affediyorum," dersek ne kadar güzel olur, değil mi arkadaşlar? İşte bu yüzden benim bugün sizler için hazırladığım görev budur. Bence artık bu görevi yerine getirmeye hazırsınız. Eğer birini affedemiyorsanız Tanrı'ya dua edin. Tanrı'dan yardım isteyin sadece. Yani şunu ya şu kadar yapabilirsiniz. "Tanrım, ben... mesela arkadaşım Melisa'yı affedemiyorum. Ona hala çok kırgınım ve kendimi çok kötü hissediyorum. Bana yardım eder misin? Ben onu affetmek istiyorum," diye dua ederseniz Tanrı eminim kalbinizin içinde, duygularınızda böyle küçük bir tamirat yapıp baştan onaracak ve size bu konuda yardım edecektir. Ama burada en önemli şey birini affetmeye öncelikle karar vermek. Bazen kalbimiz böyle hissetmiyor olabilir. Ama sizler bu kararı verdiğiniz zaman Tanrı kesinlikle size yardım edecektir arkadaşlar. Haydi bakalım, bu kadar konuştuktan sonra siz de birazcık dinlenin. Ben de birazcık dinleneyim. Birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Sonra da burada işaretlerle konuşuyorum bölümünde buluşalım. Eriya, birçok Yahudinin yaşadığı kalabalık bir şehirdi. Buradaki Yahudilerin bir kısmı vergi görevlisiydi. Yani bunlar Romalılar hesabına halktan para ve vergi toplardı. Bir gün Rab İsa, Tanrı egemenliğini müjdelemek için her şehre gittiği gibi Eriya'ya da uğradı. Orada Zakay adında biri vardı. Çok zengindi ve vergicilerin lideriydi. Rab İsa'nın kim olduğunu görmek istiyordu. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Zakay kısa boylu olduğundan İsa'yı görebilmek için incir ağacına çıktı. Bir müddet sonra İsa gözlerini Zakay'a kaldırıp seslendi. "Zakay, çabuk aşağı in. Bugün seni evinde ziyaret edeceğim." Zakay, İsa'nın kendisi gibi bir günahkar vergi görevlisini kabul ettiği ve evine girip bereketleyeceği için çok sevindi.
Zakay evine ulaştığı zaman İsa'ya en güzel şeyleri sunmak için hazırlık yaptı. Büyük bir ziyafet düzenledi. Zakay çok mutluydu ve olanlara inanamıyordu. Çünkü İsa evindeydi. İsa'yı görmek istemişti ve Tanrı bu dileğini yerine getirerek İsa'yı görmesini sağladı. Üstelik İsa evine kadar gelmişti. Zakay'ın yaşamı İsa'nın ziyaretiyle tamamen değişti. Zakay, Rab İsa'ya şöyle dedi. Ya Rab, tüm paramın yarısını fakirlere dağıtacağım. Ayrıca herhangi birini aldatıp haksızlıkla bir şey aldıysam da 4 katını iade edeceğim. Zakay bunları birçok kimsenin hakkını yediği ve onları aldatıp çaldığı için pişmanlık içinde söyledi. Çünkü o, Romalılara ödenecek vergi tutarlarından daha fazlasını toplayıp aradaki farkı kendine alırdı. Rab İsa, Zakay'ın yaptığı tüm hatalar için pişman olup tövbe etmesine sevindi ve yaşamına girip hayatını değiştirdiği için mutlu oldu. Rab İsa şöyle dedi, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi." Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Luka 19. bölüm 10. ayet. İşaretlerle Konuşuyorum bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Bugün sizlere yeni bir kelime daha öğreteceğim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü bunlara aslında hareketlerimizle böyle alışmamız bizim için çok önemli bir şey. Çünkü aslında en önemli şey bu hareketlere alışıp gerçekten inanarak karşımızdaki kişiye, karşımızdaki işitme engelli arkadaşımıza bunları anlatabilmek. Hemen minik bir tekrar yapmak istiyorum. En son sanırım sizlere hangi kelimeyi anlatmıştım? Aramak kelimesini anlatmıştım. Aramak kelimesinin 2 anlamı var bildiğiniz üzere. Bir telefonla birini aramak anlamına geliyor. Bir diğeri de bir şeyi aramak. Mesela birini bir yerlerde aramak ya da bir eşyamızı aramak anlamına geliyor. Haydi bakalım bunları bir tekrar edelim arkadaşlar. Bir kere birini telefonla aramak. Bu çok kolay. Bizim her zaman günlük hayatımızda da zaten hem konuşurken hem de işaretlerimizle kullandığımız bir şey. Aramak. Elimizi şöyle bir telefon gibi yapıyoruz. Böyle kulağımıza götürüyoruz. Aramak. Arkadaşlar, telefonu aramayı yaptık. Şimdi sıra geldi mesela bir şeyi aramak. Mesela kalemimi aradım ya da kalemimi arıyorum diye. Bu da çok güzel ve çok eğlenceli bir kelime. İşaret parmağımızı böyle tutuyoruz arkadaşlar, böyle aşağıda. Ve diğer elimizin işaret parmağını da bunun üstüne getiriyoruz. Böyle birazcık bu tarafına, soluna ya da sağına. Çünkü bizim yapacağımız işaret şu arkadaşlar. Aramak. Aradım. Bulamadım kelimesini size henüz öğretmedim. O yüzden şu anda göstermiyorum ama aramak bu arkadaşlar. Kalemimi aradım. Kitabımı aradım. Seni her yerde aradım. Bulamadım gibi kullanabilirsiniz. Bunlar tekrar kelimelerimizdi. Şimdi bugün sizlere öğreteceğim yeni kelime ise arkadaşlar
anlatmak. Çok önemli bir şey bu. Çünkü bizler birbirimize sürekli sık sık bir şeyler anlatıyoruz. Anlatmak kelimesini çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Arkadaşlar iki elimizi böyle yapıyoruz. Sanki günlük konuşma dilimizde de bazen bunu yaparız biz. Ne yaparız? Oo çok anlattım deriz. İşte aynen bu şekilde yapıyoruz. Ellerimizi böyle açıyoruz ve anlatmak derken şöyle yapıyoruz. Anlatmak, anlatmak, anlatmak. Böyle sanki ellerimiz daha ağzımıza yakın bir şekilde. Anlatmak. Oo neler anlattım, neler anlattım, anlattım, anlattım. Yani arkadaşlar ellerimizi böyle 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 sallıyoruz. Hem bizleri spor oluyor hem de yeni bir kelime öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Siz de lütfen bu kelimeyi pratik yapın evlerinizde. Hatta bu kelimeyi pratik yaptıktan sonra bizlere videonuzu bile gönderebilirsiniz. Acaba nasıl yaptınız, mutlu oldunuz mu yapınca? Sizin elinizde o hareket acaba nasıl durdu? Ben çok merak ediyorum o güzel minik ellerinizde nasıl durduğunu bu işaret dilinin. Haydi bakalım arkadaşlar bu kadar konuştuk. O zaman Tanrı sözüne geçmeden önce şöyle güzel bir meyvezeyi izleyelim. İşte böylezi. Sen dünyayı gezmiştin. Ne güzel olmuştu. Ben de güzel ülkemizi ziyarete çıktım. Dünya bir kitaptır. Ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okur. Ya kimin sözü bu? Kimin? Aziz Augustinus. Tanıyor musun yoksa? Evet ama sen anlat. Küçük kardeşlerimiz de öğrensinler. Peki. Bak, Aziz Augustinus bizden neredeyse 1500 yıl önce yaşamış. Ünlü bir Hristiyan düşünür. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine yakın bir zamanda yaşamıştır. Paulus'un mektuplarıyla Hristiyan olur. Tanrısal vahyin gücüyle, inanç yoluyla bilinen her şeyin açıklanması ve aydınlığa kavuşturulmasını düşünür ya. Ne güzel bilgiler mi? Teşekkürler. Domates suyu nasıl? Süper değil mi? Ya eline sağlık Zi. Augustinus'tan bahsetmemiz çok güzel denk geldi. Biz de seninle burada tıpkı Augustinus'un Paulus'un mektuplarından etkilenmesi gibi Paulus'un yolunu takip ederek küçük kardeşlerimize güzel bilgiler vereceğiz. Ben bu konuda pek araştırma yapmadım. Sen yaptın mı? Evet Zi. Paulus'un yolunu takip ederek Türkiye'yi gezdim. Ama sadece gezmedim. Tatilimin yanında çok da çalıştım. Aklıma Özdeyişlerin 12. bölümünden bir ayet geldi. Çalışkanların eli egemenlik sürer. Zi, dekorcular birazdan gelir. Dilersen domates sularımızı hemen içelim ve sonraki bölüm için hazırlanalım. Küçük kardeşlerimize önce Paulus'un yolunu anlatacağız. Sonra da bu yoldan ilerleyerek hem inancımızla ilgili öğretiler hem de genel kültür bilgileri vereceğiz. Bende de çok ilginç bilgiler var. Hatta o kadar ilginç ki doğru mu yanlış mı diye sorsam çelişkiye düşebilirsin. Seyrimize bir de böyle bir bulmaca ekleyelim mi? Tabii ki. Çok eğleniriz. Önce Paulus, sonra genel kültür, sonra da senin şaşırtmacaların. İzleyeceğimiz sıramız bu olsun. Her zaman izleyeceğimiz de İsa Mesih tabii. Harikasın Zi. Domates suyun bitti mi? Bitti. Senin domates suyunu da içebilir miyim? İç tabii. Afiyet olsun. Sen benim kardeşimsin. Yetmediyse elbette benim içeceğimi de içebilirsin. Zi, ben gidiyorum. Bitince sen de gel olur mu? Dekorcular rahat çalışsınlar. Olur olur tamam. Sana. Tanrı'nın sözü bölümünde
yine tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi acaba bakalım bugün kutsal kitaptaki hangi bölüme değineceğiz? Bugün yine birlikte bir şey okuyacağız. Hem okuyacağız hem konuşacağız hem de ben anlatacağım arkadaşlar. Ama acaba bugün kimin öyküsünü dinleyeceğiz? Tanrı'nın gerçekte acaba kimin hayatında ne yaptığını öğreneceğiz. Ben biliyorum, bugünkü hikaye Yeşaya ile ilgili. Yeşaya peygamber, Yeşaya peygamber gerçekten aslında kutsal kitabın çok önemli peygamberlerinden biri. Peki acaba peygamber nedir arkadaşlar? Peygamber Tanrı'yı duyan, Tanrı'yı anlayan, Tanrı'nın bir şeyler söylediği ve o şeyleri diğer insanlara anlatmakla görevlendirdiği kişiler diyebiliriz belki. Bazen gelecekten, bazen geçmişten Tanrı bir şekilde onlara bir şeyler söylüyor ve onları diğer kişilere iletmeleri için kullanıyor. Yani istiyor aslında, gidin bu söylediğimi bu insanlara söyleyin diye. Aslında insanla Tanrı arasında sanki Tanrı'nın söylediklerini iletmek için bir mektup görevi gören kişiler diyebiliriz bence. Benim kendi yorumum. Haydi bakalım o zaman bu bölümümüzün adıyla başlayalım. Bu bölümümüzün adı, çok şaşıracaksınız ama benim normalde size yaptığım gibi, ben size ilk açılış bölümünde ne yapıyorum? Bir görev veriyorum değil mi arkadaşlar? Bu bölümün adı da Görev Gözyaşları Bitsin. Çok güzelmiş gerçekten hikayenin ismi. Haydi bakalım birlikte okuyup anlamaya başlayalım. İsminin ne anlama geldiğini biliyor musun? Bir zamanlar Yeşaya adında bir adam vardı. Ve onun adı Tanrı kurtaracak anlamına geliyordu. Arkadaşlar sizler kendi isminizin anlamlarını biliyorsanız bizlere ulaşın ve bizlere isminizin anlamını paylaşın bizlerle. Ama eğer bilmiyorsanız annenize babanıza sorun, çünkü size isim veren kişiler onlar. O yüzden bir anlamı varsa isminizin, bu şekilde onlardan öğrenebilirsiniz ve isminizin anlamını bilmek bence çok önemli bir şey. Bizlerle paylaşın arkadaşlar isimlerinizi. Yeşaya'nın ismi Tanrı kurtaracak anlamına geliyordu. Bu biraz komik bir isim gibi gelebilir sana ama Yeşaya için doğru isimdi. Çünkü Tanrı'nın Yeşaya için özel bir görevi vardı. Yeşaya'nın işi Tanrı'yı dinlemek ve onun söylediklerini halka anlatmaktı. İşte o yüzden dedim ki Yeşaya bir peygamberdi arkadaşlar. Peygamberlerin genelde görevi budur. Tanrı Yeşaya'ya bir sır verdi. Tanrı kırılmış dünyasını tamir edecekti. Yeşaya'ya gizli kurtarma planını gösterdi. Görev, gözyaşları bitsin. Demek ki Tanrı'nın bir planı vardı tabii ki. Ve bu planı Yeşaya'ya anlatacaktı, gösterecekti. Tanrı Yeşaya'ya şu mesajı verdi. Bu Tanrı'nın çocuklarına gönderdiği bir mektup gibiydi bu arada. Haydi bakalım o mektuba bir göz atalım birlikte. Sevgili küçük sürüm. Hepiniz bir çayırdaki koyunlar gibi benden uzaklaşıyorsunuz. Hep benden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden şimdi de kaybolmuş haldesiniz ve dönüş yolunu bulamıyorsunuz. Ama ben sizi sevmekten vazgeçmiyorum diyor Tanrı. Gerçekten bizleri koyunlara benzetiyor ki haklı gerçekten. Gelip sizi bulacağım. Bu yüzden size bakması ve sizi sevmesi için size bir çoban göndereceğim. Bu çobanın kim olduğu ile ilgili bir fikriniz var mı arkadaşlar? Gerçekten böyle yüksek yerlerde, dağlarda yaşayan, köylerde yaşayan gerçek bir çoban mı sizce bu kişi? Bence o değil. Aramızda kalsın ama bence Tanrı burada Mesih İsa'dan bahsediyor. O sizi kucaklayıp bana getirecek. Karanlık bir odada yürüyen insanlar gibi sendeleyip düşüyorsunuz. O zamanki insanlara söylüyor bunu Tanrı ama bence bizim için de hala aynı şey geçerli. Ama o karanlığın içinde çok parlak bir ışık parlayacak. Tıpkı güneş ışıltısı gibi bütün o karanlık gölgeleri kovalayıp kaçıracak. Tanrı'nın harika bir planı varmış baksanıza. Bizi kurtaracak kişi için ne kadar güzel şeyler söylemiş. Artık hiç karanlık olmayacakmış o zaman. Bir bebek doğacak. Kralın oğlu. Annesi, kocası olmayan genç bir kız olacak. Bu sanırım Mesih İsa'nın annesi Meryem gibi geldi bana. Bu bebeğin adı İmmanuel olacak. Bu, Tanrı bizimle yaşamaya geldi anlamına gelir. O, Kral Davut'un çocuklarının, çocuklarının, çocuklarının biri olacak. Barış Prensi. Evet, birisi sizi kurtarmaya geliyor.
Ama o kimsenin beklemediği biri olacak. Arkadaşlar, bu mektubun daha çok güzel bir devamı var. Ama ben bu hikayenin devamını size daha sonra anlatacağım. Daha sonra bahsedeceğim bu hikayenin devamından. Ve arkadaşlar, gerçekten bu mektup kesinlikle sonradan gerçekleşti. Biz bunu biliyoruz. Mesih İsa'nın gelişiyle. Ve işte o zaman bu mektubu gerçekleştiğini bilerek okumak bizler için çok daha anlamlı ve esrarengiz olacak arkadaşlar. Mektubumuzun devamını daha sonra okumak üzere. Nur ablanı sizi çok ama çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.